Bilinçaltı Kadim Bilgiler Okuyucusu Nurten Tuncay. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş gördüm. Sizi gördüm. Yayınınızı duydum. Yeni bir program. Hayırlı evet. uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sizin enerjinizle başlamak daha güzel bu arada çok da şıksınız. Efendim karşılıklı <laughs> şık olduk. <gülüyor> Gönderme <gülüyor> gibi oldu ama renklerimiz de çok güzel çok oldu. Çok teşekkürler. Nurten Hanım şuradan başlayalım. Ben sizi çok iyi tanıyorum ama izleyicilerimiz için başlayalım mı? Nurten Tuncay kimdir? şu an için 47 yaşına girmiş bulunuyorum. Evet. Kendi hayat yolculuğunda kendimi ararken diğer parçalarımı da bulup hı hı. hep beraber böyle e, aklederek, fark hı. ederek e, yürüyüş yolundayım. Hı hı. Kendi bilincime ulaşırken geçtiğim yolları da bir önceki safhaları diğer arkadaşlarıma, kardeşlerime, yol arkadaşlarıma anlatan biriyim. Evet. Evli, iki çocuk annesi e, Hala hazırda kendinin tam anlamıyla kim olduğunu çözememiş bir kulum. Okumaya çalışıyorum efendim. Maşallah diyelim. Hangi alanda nasıl bir katkı olmaktadır diye sorayım. Bilinç alanında kendi evet. bilincimi ararken dediğim gibi e, bu işlerin içinde oldu bitti zaten bir şeyim vardı. Hı hı. Düşüncem, merakım, çocuksu bir yanım vardı. Hı hı. Böyle kadim bilgiler beni oldu bitti bir yoğurdun mayalanmasından tutunda. da... Nasretli hocanın bir göle bir kaşık yoğurtla maya yapmasının altındaki sırrı arayan biriydim. Hı hı. Bu beni derken derken kendi hayat acısıyla yoğrulduğum o alan var ya o alanda evet. bunların çözümünü ararken bir anda bilinçaltı denen bir alanla karşılaştım. Bana şu öğretilmişti. Bilmiyorum size de öyle mi öğretildi. Hı hı. Kader diye bir şey var. Evet. Allah var. Başımıza ne geliyorsa o yapıyor. Evet. Ve o da biraz gazaplı, biraz öfkeli, sürekli böyle kötülük olsun diye uğraşan. <laughs> sanki böyle fitneci bir gibi alın yazımız önceden yazılmıştır. Tabii. Siz ne yaparsanız yapın o değiştirilemez evet. şeklinde bir bilgiydi. Yani. Siz peki bunu e, ne zaman fark ettiniz? Yani ne kadar süre önce? Kaç yaşlarında diyeyim ya da Çocukken çok kızgındım Allah'a. Çünkü iki yaşında bir babanın vefatı ve buna Hı -hı. ağlamadan dolayı sebep olmam Hı -hı. denmem. Evet. E, ve suçun üstüme kalması aslında öldürenin o, öldürenin ben olduğum manasına çıkaran bir bilinçle. Işte. Allah'a çok uzun zaman böyle şey yap, mesafeli kaldım. Aynen. Fakat bir gün e, öyle bir şey olmuştu ki çok daralmıştım. Eh. E, biz kulların hali, sıkışma hali aslında yukarıya çıkış hali hı hı. orada Allah kelimesi ağzımdan çıktıktan sonra büyük bir gücün aslında çok kuşatıcı bir gücün var olduğunu hissettirmişti evet. ve orada şüpen e, acaba hakikaten böyle mi hı hı. yani anlatılan gibi mi den yani bana anlatılandan bana söylenenden toplumun verdiğinden ayrışmaya başladım hı hı. bu ayrışma bende Biraz toplumdan uzaklaşma gibi algılandı. Evet. Ben herkes gibi normal bir birey gibi oturayım konuşayım Hı -hı. konu komşu sohbet evet. arkadaş çok şey yapamadım. Hep böyle geceleri sabahlara kadar okuyayım o, o nasıl yapmış bu nasıl hmm. buluşmuş bu tohum nasıl çıkıyormuş. Şu beni çok enteresan yere götürmüştü. Gökyüzünde şimşeğin çakma sebebini biliyor musunuz? Nedir? Yerin altındaki toprağın çatlayıp e, tohumun çatlayıp toprakla köklenmesi içinmiş. Hmm. Gökyüzünde evet. şimşek çakmazsa toprağın altındaki tohum çatlamazmış. Ben bunu bir fiziksel hani olay olarak biliyorum <laughs> normal şartta evet. ama hani sebepsel olarak bunu bilmiyordum çok ilginç. İşte bu çok. Evet. Benim mesela böyle yani o sıkışma, Hı -hı. o seni sallama anı. Senin aslında dirilişin, hı hı. kendini buluşun. Böyle böyle adım adım kızım oldu ve kızımı sevemiyorum. Ama böyle öleceğim sevgisinden hı hı. ama sevemiyorum. Neden? Ee, e babayı sevdim ha. ve baba öldü. Ha, anladım. Ha. E şimdi kendimden bir parça var artık. Evet. Onu seversem. Ya onu da kaybedersem. Onu da hı. kaybedersem ama bunu ben çözene kadar evet. ben ne buhranlar yaşadım. Eyvah. Ve bu yola girdim. hı. hı. Ee, araştırıyorum, ediyorum. Neden sevemiyorum? En sonunda bir gün bir rüyamla birlikte bunun hı hı. altındaki sır açığa çıktı. Seversem kaybederim. Hı. Ee, ve kızımla e, küçük küçük bağlar kurmaya çalıştım. Hı hı. Şimdi beni buraya getirendir. Allah razı olsun. Maşallah. Ee, bakarken böyle insanın içinin sızladığıdır. Ve ben bunu anlattığımda birçok Anne ağlayarak bana döndü. Uh -huh. Nurten Hanım ben kendime itiraf edemiyorken siz bir televizyon ekranda bunu nasıl anlatırsınız? Evet. Anlattım. Çünkü sen sevemiyorsan bil ki bunun altında bir şey yaşıyor. Uh -huh. Bir yaşanmışlık, bir yarım kalmışlık, uh -huh. bir, bir kısır döngünün içindesin. ve o kadar çok anne. İşte uh -huh. bilinçaltı denilen şey, evet, senin yarım kaldığın yerde kendini dahi görmek istemediğin bir ayna. Hı hı. Bir tane ayna var 6 evet. yaşında tokat yedin herkes sana baktı o hı hı. anda burnun aktı rezil oldun herkes bıraktı sen de bıraktın artık 6 yaşındaki o anın yok yani şu puzzle'da evet. görüntüde görüntü var ama diyelim ki karaciğer öfke hı hı. kızdın sinirlendin karaciğerinden bir parçayı oraya bıraktın ve o aynaya artık bakmıyorsun e, eksiksin ve burası açık. Oradan sana senden ona sürekli bir bilinç yapısı gidiyor. Hı hı. Ta ki sen oradaki alanı bulur. Doğru telkinle, doğru sözle, doğru sesle, doğru vakitte işlersen, evet, oradaki parçan geliyor buraya oturuyor iyileşmiş bir şekilde hı. ama bir de hediyesiyle geliyor. Çünkü o gün bugündür, özlem var, hasret var, evet. e, ermişlik var, bilmişlik hı hı. var. Onu da alıp koyduğunda bu sende erdem oluşturuyor. Hmm. Yani artık sen bilmiş oluyorsun. Ama bilmek kişi. değil hissetmek Hı -hı. tabii buradaki. E, şimdi kişi bilinçaltını kendi çözemiyor. Yani Çözemiyor, çözemiyor. ben de çözemiyorum. Hı -hı. Ya, ama siz onun farkına varmışsınız. Farklı evet. bir şekilde okumuşsunuz çok araştırmışsınız. Diyelim ki ben herhangi bir eksikliğimi hissedemiyorum. Değil evet. mi? bilinçaltını. Birçok insan var. Bilinçaltını okuyorum. Bilinç bununla ilgili birçok dallar türedi, birçok bir insanlar türedi. İnsanlar bu problemlerini anlattıkça, anlattıkça çözülüyor değil mi bu? Yani hani danışmanlarınızla siz görüşmeler sonrasında mı bunları çözebiliyorsunuz? Mesela sizin e, önceki atalarda intihar olsun. Evet. Saklansın. Hı hı. Sonraki kuşak bunu ortaya çıkarana kadar intihara meyledebiliyor. meyiledebiliyor. Ta ki sırrı açığa çıkarana kadar. İtiraf edene kadar. Hı. İtiraf edene kadar. Sistem onu yüzleştirene kadar. Anladım. Yani çok ilginçtir. Evet. Yani sen kolundan e, gözünün bulanmasından hı hı. işinin bozulmasından hepsinde alt bilinçte bir şey var. Mesela işi bozulan insanlarla çalışıyoruz. Evet. ...kar adamı bozar. <laughs> Yuvam yıkılacağına... <laughs> <Ağlarım>. ...işim yıkılsın. <laughs> O kadar enteresan inançlar çıkıyor ki uh -huh. o tam tersine gitmiş iş toparlanır toparlanmaz uh -huh. bakıyorsun tam tersine ilme yapıyor yükselişe geçiyor. Biz Türk kültüründe de belli şeyler var kalıplaşmış Çok. onlar küçüklükten itibaren hepimize söylenir. Para kötü yola iter, Tabii para şunu yapar ki. demek ki onlar hepsi yavaş yavaş bir kalıp haline geliyor inanmamak lazım. ya da Şurada bir durduralım. Evet. Peki parası olmayıp... Uh -huh. Kötü yola düşmüş olan yok mu? Çok. O zaman neden onu örnek almıyoruz da? Değil mi? Parası olanı kötü yola düştüğünü örnek alıyoruz. Şimdi parayla ilgili hı hı. ya da orada koyduğun bakış açısı var ya, hı hı. senden o alanı mesafelendiriyor. Diyorum ki çok güzel bir kadın. Evet, size e, diyorum ki aman güzellikte ne para. Şimdi ne yapıyorum? Bir sevdim, bir vuruyor. Evet. E hemen kendimi güzellik unsurundan uzaklaştırdım. Hmm. Yine dedim ki parası da var zaten ama parası olmuş da ne olacak? Yine uzaklaştırdım. Hmm. Hmm. Bilgisi var da ne olacak ki? Uzaklaştırdım. Hmm. Burada diyor ya bir İslamiyet o kadar güzel kişisel gelişimin a babası İslamiyettir. Evet. Bir diğer kardeşin için. Kendin istediğini diğerin için istemedinse sen iman etmiş değilsin diyor. Hı hı. Gerçek iman etmiş değilsin. Şimdi senin varlığın beni mutlu ederse evet. oradan pay veriliyor. Hissedar hı hı. oluyorum. Senin artık hissedarınım. Hı hı. Diyorum ki ya ya kalbi dışına vurmuş. Allah yolunu daha da açık etsin. Hı hı. Bu program çok güzel yerlere ulaşsın. Kalben sizin iyiliğiniz için. Hı. Şimdi ben burada bulunduğum doğada evet. kendim de zaten bak bu alandayım. Doğru. Aslında kendimi hmm. de dua ediyorum. Aynı bunun gibi düşünün. Yani sen iyi niyet göstergesi yaptıkça hı hı. senin alanın iyi niyete yapışıyor. Kötü Anladım. niyete Deydikçe kötü niyete yapışıyor. Hı hı. Şey gibi enerji hani Başka bir deyişle insanlar hani iyi enerji gönderirsen iyi olur. Onlar tabii enerji boyutunda olarak söyleniyor. Evet. Sen kötü enerji ayarsan hep kötülük gelir veya işte kötü söz söylersen bir şekilde gelir seni bulur şeklinde söylenen gibi mi biraz gibi daha? Gibi desek de buradan <laughs> çok biz pay çıkarmayız çünkü hı hı. acı toplamıyoruz. Evet. Acıyı seviyoruz dramı seviyoruz. Doğru doğru. O zaman biz bizi terbiye etmek için dram yerini göstereceğiz. Hı hı. Sen Hangi enerjiyi yargılıyorsan o enerjiye yapışacaksın. Hı hı. Bu kötü diyorsan artık sen de kötüsün. Bu iyi diyorsan artık sen de iyisin. Hı hı. O zaman sen ne kadar iyi diyorsun, ne kadar kötü diyorsun, ne kadar şikayetlisin, ne kadar şükürdesin Evet alanına bakacaksın. İşte bu senin enerjin. Hı. Ee, şimdi başka bir soruya geçeyim. Bu alana nasıl bir geçiş yapmıştır Nurten Hanım? Bu alana nasıl bir geçiş yapmıştır? Kendi astımım. Evet, fıtığım ama fıtıklar bende şöyleydi. Kanal daralmıştı. Hı hı. Doktorsunuz. Evet. Şimdi size bel omurgamı anlatıyorum. Kanallar daralmış. Hı hı. Kuyruk sokumunun üstündeki diskler birbirine girmiş. Hı hı. E, üç tane fıtık ve ben nefes hı. alamayacak derecedeyim. derecede. Eee evet, kuru iğne de hıh hı. iğne yapılırken beyin sıvım kaçtı. Eyvah. Bir, evet bir aya kadar ya ölüm tehlikesiyle uh -huh. gittim geldim gözlerim dahi görmüyordu. Hmm. Saçlarım dökülmüştü. En son hastanesi bir buçuk saat kızımla beraber evet. bir görüşme yapıldı. İmpire, şey takılamayacak parça takılamıyor. Evet. En son dediği doktorumuzun şuydu böyle yaşayacaksın. Hmm. Daha kırklı yaşlar oh, yok ortada. Hmm. E, peki hani ne kadar ömür? Ne kadar yataktan hani hı hı. hareket edemeden yaşayacaksın. Derken yıllar önce kızım beni sevk etmişti ya bu yola. Evet. Tekrar ben o yola kaldığım yerden e, yani bunun bir çıkış yolu olmalı. Çünkü ben çocukluğumdan beri şuna inandım. Devası inmemiş hiçbir hastalık yeryüzüne indirmedik dedi. Allah benim için o, orada bitmişti. Hmm. Nurten Hanım negatif enerjiden nasıl kurtulacağız? Negatif enerjiden nasıl kurtulacağız? Ay çok yani şey gibi <laughs> oldu. Konu ama yani bize kızacak küçük ah, tiyolar istiyorum tiyolar, sizden. Evet. evet tuzlu sirkeli suyla kendimizi aratacağız. Hiçbir Vücudumuza şey Vücudumuza mı süreceğiz onu nasıl yani yapacağız? gündüz bir evet. negatif enerji aldığını hissettim. Uh -huh. Sprey e, yapın yanınıza uh -huh. hemen bir tane yani olsun. Evet. azıcık bir gül sirkesi olur, üzüm sirkesi olur, elma sirkesi olur. Sulandırın Hı -hı. onu bir güzel. Hemen bir elinize Olmadı hemen bir gidin Hı -hı. burnunuza ve bütün negatif enerjinin sizden oraya yapışıp onu bir mıknatıs gibi düşünün. Ve negatif enerjiyi de ona karşı gelemeyecek bir güç gibi düşünün. Evet. Aldığını ve gittiğini düşünün. Hiçbir şey yapamıyorsan elini sık. Orada yok şu an Hı -hı. negatif enerji hissediyorum. Evet. Gözlerini kısarak bir bana bakıyor. Hı -hı. Bil ki negatif enerji çalışıyor. Hı -hı. Ne yapacaksın? Hemen ellerini kollarını kapatacaksın. Hı -hı. Göbek alanı, hmm. e, hara çakrası evet. hemen kapatacaksın. Bacaklar hmm. bağdaş oldu. Kendine bir sirkeyle böyle duş aldığını hayal edeceksin. Anladım. Önüne bir ayna yansıtacaksın. Karşı hmm. kendi enerjisi ise dönsün diye göndereceksin. Hmm. Evinde ise bir ada çayı yakabilirsin. Evet. Defne yakabilirsin karıştırmadan. Bazen mesela bana hasta geldiğinde çok böyle girdiğinde inleyen, yani. o kadar negatiftir ki ona bakmak istemezsiniz. Ve geldiği anla itibaren akşama Enerji. kadar gününüz mahvolur. Yani o şekilde oluyor. Ve ben genelde diyorum lütfen onu en son hasta olarak kabul edelim. Yani tabii ki kabul etmeme şansınız da yok. Herkese tabii bakmak ki. zorundasınız. Hani bazen söylüyorsunuz gülün ne olur diyorum ya yani niye bu kadar böyle karanlık bakıyorsunuz. Neden böylesiniz ne güzel hayat işte nefes aldığınız için şükredin ne var ki. <laughs> Şimdi şunu Sormak istiyorum. Pozitif enerji fazlaysa, diyelim ki ben çok pozitif, o negatifle geldi. Benim enerjimin onu aşma şansı var mı yok mu? O beni mi etkileyecek. E, çok ilginçtir ki mesela kalabalık bir alandasın ve enerji yayıyorsun. Evet. E, ve düşük enerjiler ister istemez enerji birimi gerek olduğu için sende de koruma yoksa sana asılacak. Hmm. Çünkü sende birim var. Evet. Hmm. Dağıtıyorsun. Hmm. Ee, o zaman ne yapacağız? Ee, hani dediniz ya evet. negatif enerji. Yani biliyorsun Hı -hı. her geldiğinde yani hepsinin etkisini de... görüyorsun. Sonuncu tamam. <laughs> Kendini bir koruma kalkanında olduğuna niyet et. Allah'ın bir kalkanı var. Ona ihlas mı okursun, ayet felak nas mı okursun, hiçbir şey yapamadın bismillah mı evet. okursun. Kendini bir koruma kalkanına aldın. Tamamen bu kalkan sağlam. Hı -hı. Karşı tarafı da bir kalkanda olduğunu hisset. Onun enerjisi onun kendi içinde ve senin alanına hiçbir tezahürde bulunmadan hiçbir etki bırakmadan hı hı. ve almadan yani pozitif negatif kendi alanında onun olduğunu hayal et. Evet. Bak bu seferki gelmesi seni çok farklı hissettirecek hı hı. çünkü sen niyet koydun e, niyet işin özü değil midir Evet doğru. akşama kadar yemek yeme e, yemek yemezsin. Ama gece de ki ben yarın oruç olayım de akşama kadar yeme. Bu bir oruça döner. Evet. Yani suyla elini yüzünü yıka. Hiçbir şey elini yüzünü Hı -hı. yıkadın ama bir niyet edersen abdest evet. olur. Niyet mühimdir. Niyetini yap Hı -hı. ve koruma altına alındığını. Evinde negatif enerji hissediyorsun. Evet. Ey Allah'ın nuru Hı -hı. Rabbim. Bu evimin bütün içindeki negatif enerjileri en güzel şekilde temizlenmesi, Hı -hı. nurlanması ve bu enerjinin aktif hale gelmesi talep edilirdi. Kalk bir de bir iki yeri sirkeli bir bezlesin. Bak biraz sonra enerji içeride nasıl oluyor. Hmm, onu deniyor. soracaktım. Sirkeli suyla silmeni evet. söylerler. Bir de e, tuz tuz çok etkin. Yani bu deniz tuzu kapının hı hı. sağına, arka tarafına şöyle Deniz tuzu baktın ki çok evine Hı -hı. etki alıyor. Hemen bir deniz tuzu serpebilirsin. Negatif enerjiden nasıl korunacağız çok güzel anlattınız. Reklamlardan sonra ben sizden pozitifte nasıl kalırız onu isteyeceğim. Şimdi kısa bir reklam arası efendim. Nurten Hanımcığım çok kısa bir süremiz kaldı ama ben sizden pozitifte nasıl kalırız? Bunu öğrenmek istiyorum. Çok önemli bir konu ve çok merak ettiğim bir konu. Ee, bu konuda şöyle bir katkım olsun. Atölye çalışmamın içidir. Hı hı. Kendimize bir tane defter edineceğiz. Hı hı. Bu deftere yani cidden biraz önce dediğimiz gibi kişi negatifte kalmış. Evet. Çünkü onun ilk aldığı kod belki istenmediği, belki ıı, sistemden çıkarılmak hı hı. istendiği, belki çok kötü bir dönemdi. E, çocukluğu çok kötüydü ve o evet. orada kalmış hı hı. artık. Orayı arıyor. Peki nasıl buradan kendimizi kırabiliriz? Kendi kendimize nasıl pozitif yönde katkı hı hı. olabiliriz? Bir tane defterimiz olacak. Evet. Bu deftere her gün yatarken önce ağır gelmemesi için 7 adet şükredecek hı hı. bir nimet bulacağız. Hı. Şükürler olsun bugün gözlerim gördü. Evet. Bugün güneşi görebildim. Şükürler olsun şu an yatabilecek bir yatağa sahibim. Şükürler hı hı. olsun içeride çocuklarım uyuyor. Şükürler olsun gidebileceğim bir işim var. Şükürler olsun bir vatanım var, bir bayrağım var. Hı hı. Bu her neyse. Evet, uzatılabilir. Bunu sabah hı hı. ve akşam her gün yeni bir şey ekleyerek hı. ilerleyeceğiz. Anladım. Ve bunu sesli bir şekilde yazacağız. Hı hı. Parmak uçlarında sınav bağları beynin diğer yani burada olan bağının tümü burada da var. Evet. Sen burada yazarken hı hı. bedenen, bilincen, ruhen de hissetmeye başladığında tezahür alanında hı hı. merdiven düşün. Ne düşünüyorsan tam şurası dengedir. Göbek çakrası. Bu göbek çakrasından aşağı düşünüyorsun. Yani her şey çok kötü. Çok evet. Şş, Sürekli aşağı iniyorsun hı hı. ve burası negatif şuradan yukarıya ya bunda da vardır bir hayır evet. bunda da vardır bir olasılık bunda Hı -hı. da vardır bir hediye diye düşünmeye başladın ve şükretmeye başladın bu senin alanında muhteşem bir frekans açıyor ne düşünürsen olsun diyor Hazreti Mevlana gül düşündün gülistanlıktasın diken düşündün dikenliktesin o vakit biz şükredeceğiz çünkü açık ayette de diyor ki Şükür nimeti ziyadeleştirir, parlatır, çoğaltır, hı hı. enerjisini yukarıya çıkarır, kuvvesini yukarıya alır diyor. O vakit biz ne yapacağız? Şükredecek bir listemiz, bir defterimiz olacak. Bakın bakalım uykunuz bile değişecek, rüyalarınız bile dönüşecek. Hı. Harika. Ağzınıza sağlık diyorum. Yüreğimize Çok güzel sağlık. şeyler öğrendik sizden. Son olarak bize neler söylemek istersiniz bununla ilgili son bir dakikamız kaldı İçinizden ne geliyor? İçimden bu programın evet tümüne katkı olması e, gerçekten ışığının parlaması hı hı. kimin duyması gerekiyorsa şöyle diyorlar Nurten Hanım bir anda kumandayı aldım açtım ve ilk defa sizi gördüm. Evet. Yani nasıl oldu ben de anlamadım. Hı hı. Efendim kimin duyması gerekiyorsa, dinlemesi gerekiyorsa, hı hı. takip etmesi gerekiyorsa onlara ulaşmayı İnşallah. niyet ediyoruz. Programımız hı hı. gerçekten e, tümüne katkı olsun, çok güzel e, paylaşımlar olsun. Bizler de takip edeceğiz tabii ki. İnşallah. Sabahımıza Böyle bir güneş gibi zaten. doğmanıza niyet Aa, ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Izniyle, çok mersi. Çok sağ olun. Ağzınıza dilinize sağlık. Tekrar zaten konuk edeceğiz sizi. Çok teşekkür Allah ediyoruz. Efendim bugünkü programımızın sonuna geldik. Tüm programımız bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı için mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir. İyi günler diliyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek Hoşça kalın. sağlıkla kalın.